Alia. Anne. Neden öyle bakıyorsun Alia? Benim, senin Zeyn'in. Anne! Anne şuraya bak. Ama bu nasıl olur? Hadi gidelim anne. Bu nasıl bir saçmalık? Fuat. Benim Zeyn. Eğer sen Zeyn'sen, o zaman bu kim? Adam Roket, Bayan Fernandez'in oğlu. Roket, iyi misin oğlum? Bak Zeyn. Bu delikanlı da Zeyn olduğunu iddia ediyor. Ne tuhaf. Anneciğim. Bu adam benim benzerim. Bana tıpatıp benziyor. Buna inanamıyorum. Ben sana benzemiyorum. Sen bana benziyorsun. Ve sen bundan yararlanmak istedin. Bu adam Roket, adı Roket. Adı Roket. Adı Roket.
Roket mi? Ne oldu? Neden öyle bakıyorsunuz ki? Neden herkes bakıyor? Asıl adı Roket olan o. Ben Zeyn'im. Hayır, senin adın Roket. Sen bir sahtekarsın. Demek itiraf etmiyorsun. O zaman polisi çağırırım. Tamam, çağır. Sen çağırmazsan ben çağırırım. Kimin Zeyn, kimin Roket olduğuna polis karar versin. Sonunda evime döndüm, Barkat villasına. Artık her şeyi hatırlıyorum. Alya, partinin olduğu gece dışarı çıktığımda bana birileri saldırdı. Ve Alya, bana öldüresiye vurdular. Hep senin adına haykırdım Alya. Alya! Beni çok kötü dövdüler. Sonra bayılmışım. Denize nasıl ulaştığımı hatırlamıyorum bile. Ama Allah'a şükür ki orada Roket'in kasabasında ayıldım. Bu arada hiçbir şey hatırlamıyordum. Sonra Roket'in annesiyle karşılaştım Alya. Sonra Roket'in annesiyle tanıştım. Doktor bize tedavi için Mumbai'ye gitmemizi söyledi. Ben de annesiyle beraber böylece Mumbai'ye gelmiş oldum. Vay be! Gerçekten de bir sahtekarsın sen. İyi araştırma yapmış. Eve nasıl gireceğini de böyle mi planladın? Cevap ver bana. Anne, 2 gün önce karşılaşmıştık. Hiçbir şey hatırlamıyordum. Ama her şeye rağmen sana sarılmıştım. Anne, bu adamla 2 gün önce karşılaştın, öyle mi? Peki bunu neden bana söylemedin anne? Allah'ım, Allah'ım. Zeyn, ben sana Roket'le karşılaştığımı söylemek istedim. Eminim polis kayıtlarından her şey ortaya çıkacaktır. Neden polisi çağırıyorsun peki? R'leri söylemeyi nasıl başardığını söyle yeter. Artık gözlüksüz görebiliyorsun demek Roket. Ben gözlük mü takıyordum? Tabii ki takıyordun hayatım. Ona ne diyordun hatırladın mı? Göflük. Çok uğraştın herhalde. Anne, adam çok zeki. Her şeyi biliyor bu. Kapa çeneni. Bütün bunlar senin yüzünden zaten. Ama anne bak. Sen gözlük takmıyor muydun? Lens mi takıyorsun? Bırakalım polisi gelsin. O zaman her şey ortaya çıkar zaten. Kim Roket ve kim Zeyn? Ya da kim gözlük takıyor? Kim peltek konuşuyormuş ortaya çıkar. Fuat abi, hemen polis komiserini ara. Neden söz ediyordun? Partideyken kaçırıldım mı demiştin? Yerini ben mi almışım? Evet öyle. Peki seni kim kaçırdı? Ha? Söyle. Abdullah mı kaçırdı? Abdullah'ın villasında. Anne, sence bu mümkün mü? Bilal, dışarı çıkmamı isteyen sendin, öyle değil mi? Söylesene.
Zeyn, dışarıda gazeteciler var. Seninle görüşmek istiyorlar. Bilal, gazetecilerin benimle konuşmak istediğini söylemiştin. Hani dışarıda gazeteciler vardı, he? Neden yalan söyledin? Yalan söylemedim. Gazeteciler vardı ama sonra kaybolmuşlar. Yalan söylüyor. Bilal bana telefon açtı. Sakin ol kardeşim, sakin ol. Bunu nereden öğrendiğini bilmiyorum. Korkmana gerek yok. Dışarıda gazetecilere rastlamadın mı? Gazeteci yerine gangsterler mi vardı? Hepsi yalan. Burada gazeteci falan yok. İçeri mi girdiler acaba? Ama ben içeriden geliyorum. Sonra... Ne oldu? Hatırlayamadın mı? Alya, hafızamın kötü olduğunu sen biliyorsun. Her şeyi unuturum ben. Gördünüz, öyle değil mi? Öğrendiği bu kadarmış. Hadi bakalım. Alya seni bekliyor. Sürpriz. Hadi durma. Teyze, bana Alya'nın beni çağırdığını söylemişti. Elbisesine içecek döküldüğünde. Dışarı çıktım. Biri kafama vurdu ama Alya orada değildi. Alya, beni dışarı sen mi çağırdın? Söyle. Hayır, ben içerideydim. Ama biri kapıyı dışarıdan kilitlemişti. Zeyn! Yenge! Teyze, Zeyn'i dışarıda beklediğimi ne zaman söyledim? Bunu söyledim mi? Ve planın nedir bilmiyorum. Bilmeme de imkan yok. Ama sen beni ne cüretle sorgulamaya kalkarsın? Suraya, bu saçmalıkları daha ne kadar dinlemeyi düşünüyorsun? Söyler misin bana? Bu kadar yalan söylemesi yetmedi mi? Sana ne zaman Alya'nın seni beklediğini söyledim ben? Zeyn'e benziyorsun diye her söylediğine inanmamız mı gerekiyor? Teyze, sen yalan söylüyorsun. Evet. Yalan söylüyorum. Zeyn de yalan söylüyor. Hepimiz yalan söylüyoruz. Burada doğruyu söyleyen bir tek sen varsın, öyle mi? Saçmalığın bu kadarı da fazla. Uzatmaya hiç gerek yok. Anne. Alya. Dünya güzeli, kainat güzeli. Bundan sonrasını size bırakıyorum. Kararı artık siz verin. Neyin kararını? Onun roket senin Zeyn olduğun gün gibi ortada. Bu her kimse roket mi nedir? Fahat abi, hey, dinle. Olduğun yerde kal. Yeter bu kadar saçmalık. Bana bir daha sakın abi deme. Dünya güzeli, kainat güzeli. Benim Zeyn olduğumu biliyorsunuz. Rahman amca, Haydarabad'da karşılaştığımızı hatırlıyor musun? Hani tavuk alacaktım. Hatırla, söyle. Hatırlamıyor musun? Ancak aptallar böyle bir alışveriş yapar. Sen çocuklara ne öğretiyorsun? Buna asla izin veremem. Fahat, hatırlasana. Hani bahis konusunda başın belaya girmişti.
Babamın söylediğini hatırlıyor musun? Neden Fahat'a soruyorsun? Sen söylesene. Cezanın amacı yapılan hatalardan ders almayı öğretmektir. Ve doğru yolu göstermektir. Gözlerindeki paniği görmediğimi zannetme sakın. Bunları nereden öğrendiğini biliyorum. Hem de çok iyi biliyorum. Burada her şey yazılı. Ne yaptım, ne söyledim. Bunu Zeyn'e ver. Onun da bunları bilmeye hakkı var. Öyle değil mi Fahat? Bunları nereden biliyorsun? Bu Osman Abdullah'ın yazdığı anılar. Burada her ayrıntı var. Nereye gittiği, ne yaptığı, ne söylediği, kiminle ne konuştuğu, her şey. Hepsini ezberlemeye bak. Buna ihtiyacın olacak. Anne Fahat, bana inanmalısınız. Bu adam tehlikeli, size oyun oynuyor. Roket, ne işin var senin burada? Annem geldi. Oğlum, seni bulmak için polisten yardım istedim. Sana benzeyen adamın burada yaşadığını söylediler. Zeyn Abdullah'ın eviymiş. Beni buraya getirdiler. Ne oluyor burada oğlum? Dinle. Benim için yaptıklarından dolayı inan bana sana minnettarım. Ama ben Zeyn'im, Roket değil. Asıl Roket bu adam. Zeyn Abdullah olarak evimde yaşıyor. Roket, bundan ne zaman vazgeçeceksin ha? Yeter artık, kes şunu. Zengin birini görünce yerine mi geçmek istedin yani? Beni bırakıp bunun peşinden mi gittin? Her neyse, benimle geliyorsun, hadi. Bu mümkün değil. Roket bizimle gelmek zorunda bayan. Tamam, tutuklayın onu. Ama... Götürün. Hayır, lütfen. Bana inanmak götürün. Zorundasın, Zeyn benim. Bırakın beni. Abi, anne. Hayır. Bana inanmalısınız. Roket. Oğlum, Zeyn bırakın. Benim. Lütfen. Roket değilim. Orada ne yapıyorsun Aliya? Aliya'dan o imzaları hemen almak zorundayım. Yoksa her şey mahvolacak. Aliya, evimize bir sahtekar geldi ve aramızda her şey değişti. Öyle mi? Bu kadar basit değil. Dün gece olanlardan sonra bir süre daha burada kalmak daha doğru diye düşündüm. Nesi daha doğru? Bu yüzden balayımızı iptal etmeye değer mi? İptal etmiyoruz. Sadece erteliyoruz. Sen de gördün. Dünden beri ailemizdeki herkes çok endişeli. İki insan onlara hep aynı şeyi söyledi. Ama onlar hangisinin Zeyn olduğunu bilemedi. Aliya, Zeyn benim diyorum. Roket bir sahtekar ve adi bir hırsız. Onun Roket olduğunu biliyorum. Ama bir süre daha burada kalmak en doğrusu oldu. O adamın ceza aldığını görmek istiyorum. En ağır cezaya çarptırılmalı.
Fatih abi de aynı şeyi söyledi aslında. O da en ağır cezayı alacağı konusunda hemfikir. Polis şefiyle konuşmuş. O adamın cezası belli olduktan sonra nereye istersen oraya gideriz. Ve ne zaman istersen. Tamam mı? Benim de istediğim bu. Zeyn cezasını çekerken Roket burada hayatının tadını çıkaracak. Midem bulanıyor. Hayır hayır, dur uzak dur benden. Ali dur. Dikkat et, gözünü ondan ayırma. Amirim, lütfen. Adamın midesi bozuk. Bir yerde durup dışarı çıkarın. Ne yani? Onu ben mi kusturacağım? Adamın iyi olmadığı belli amirim. En azından biraz temiz hava almasına izin verin. Kusarsa belki rahatlar biraz. Kes şunu, sessiz ol. Hey, uygun bir yerde kenara çek. Sen onu dışarı çıkar. Hadi. Tamam, siz onunla ilgilenin, ben burada bekliyorum. Para kaçman için değil, seni kaçırdıkları için. Kaç Zeynep abla. Öteki firar etmiş. Siz bunu araca yerleştirin. Kal yoksa ateş ederim. Anne, bu Zeyn. Dur. Zeyn. Çabuk ol. Yoksa bunu benim için mi yaptınız? Oğlum için yapmak zorundaydım hayatım. Nasıl anladığımıza gelince dinle.
Yiyecek bir şeyler getirdim. Kimin bu? Onun. Dışarı çıkalım, hadi. Dışarı çıkar o da. Hadi. Neden benim için bu tehlikeyi göze aldınız? Hala bunu sana kimin yaptığını bilmiyoruz. Öncelikle bunu öğrenmek zorundayız Zeyn. Bu her kimse roketle işbirliği yaptığını biliyoruz. Ama bütün bunları roketin tek başına planlamış olması imkansız. Gerçek kimliğini nasıl söyletebiliriz ki? Onun kim olduğunu nasıl ispatlamayı düşünüyorsun? Adam evimizle ilgili her şeyi biliyor. Bu nasıl? Benim bir planım var. Onun gerçek yüzünü açığa çıkaracağız. Hepsi bu değil. Yaptıkları için en ağır cezayı almasını istiyoruz. Planın ne Alia? Öncelikle roketin niyetinin ne olduğunu anlamalıyız. Niyetinin ne olduğunu anladıktan sonra gerisi çorap söküğü gibi gelecektir. Roketin niyetinin ne olduğunu nasıl bilebiliriz ki Alia? Bunu bize kim söyleyebilir ki? Roket tabii ki. Roket tabii ki. Tamam mı? Nerede kaldın? Sabahtan beri seni arıyorum ama bir türlü ulaşamadım. Nereye gittin? Affedersin canım. Annen için yapacak çok işim vardı. Bütün gün çok yoğundum. Yengeme Zeyn'in evde beni beklediğini söyledim ama nafile. Anneni bilirsin. Bağışla ama bazen çok bencil olabiliyor. O zaman da Evet, annem konusunda haklısın. Bazen sadece kendini düşünür. Gözü başkasını görmez. Bazen. Kaybedecek zamanım yok artık. Hedefime ulaşmak için sana olabildiğince yakın olmak zorundayım. Çok garip. Söylediğim her şeyi onaylıyor. Yengemin aleyhinde olanları bile. Zeyn bunu asla yapmazdı. Bunu ancak beni oyuna getirmeye çalışan biri yapabilir. Bundan eminim. Ben de senin bu oyununa gelmeyeceğim Roket. Dinle. Artık buradayım ve sadece seni mutlu etmek istiyorum. İşte böyle güzelim. Roket kızları çok iyi tanır. Bundan iyisi olamazdı. Aynı fikirdeyim. Bugün beni bırakıp gitmene izin vermeyeceğim. Bir yere gitmek gibi bir niyetim yok canım. Çünkü bu gece çok özel bir gece. Ne demek istediğimi anlamışsındır. Özel gecemizi hatırlıyor musun? Hay Allah. Ne demek istedi şimdi? Bana bundan bahseden olmamıştı. Sen de biliyorsun ki bizim birçok özel gecemiz oldu. Hangisinden bahsettiğini söyler misin lütfen? Elbette hemen söyleyeyim canım. Sabaha kadar içtiğimiz gece. Hatırla, ikimiz de kendimizden geçmiştik. Unuttun mu? Hatırlıyorum.
O geceyi nasıl unutabilirim ki? Bütün gece ikimiz de birbirimizin kollarında kendimizden geçmiştik. Yalancı, sahtekar. Öyle bir gecemiz olmadı hiç. Bu demek oluyor ki Alya düşündüğüm kadar sıkıcı biri değil. Bu çok eğlenceli olacak.